Gençler, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün kar dealer'ına geldim. Uzun zaman sonra araba videosu çekmek istedim. Epeyden beri farklı videolar çekiyoruz. Araba videosu çekemiyordum uzun zamandan beri yoğunluktan. Hatta şu an yine yoğunum. Yolda bir dealer gördüm ve buraya geldim. Şimdi güzel bir GT'miz var. Şimdi önce size arabayı göstereyim. Arabamız şöyle, uzaktan göstereyim size. Volkswagen GT, tertemiz, pırıl pırıl bir araba. Jantları çelik, adam kırmızı fren diskleri şeyleri takmış, pedleri takmış. Hem özelliklerine bakalım. 2007 model Volkswagen New GTI'miş. Ben GT demiştim, GTI. İçini göstereyim. İçi gerçekten müthiş derecede spor dizayn edilmiş. Zaten turuncu çizgiler var her tarafta içerisinde. Gördüğünüz gibi içerisi deri koltuk. Tek kapılı. Arkada tek kapısı var bu arada. Evet, görüyorsunuz. Pırıl pırıl bir araba. 2007 biraz yılı eski olduğu için tabii ki fiyat o yüzden biraz düşük. Şimdi adam bana fiyatları göndermişti. Hemen telefonuna bir bakayım. Listeden. Yalnız resmini çekmiştim fiyat listesinin. Evet, bunun fiyatı arkadaşlar. Ben bu arada fiyata bakarken siz de etrafından şu arabayı yavaşçacık bakın, lastikleri daha yeni gibi. Yani çok aşırı eski değil. Farlarının görüyorsunuz altında güzel bir sinyal var. Yani full load'a yakın bir araba. Hani her özelliği var. Ses farları var gördüğünüz gibi altlarda. Çelik jant, dediğim gibi deri koltuk, sunroof'u var. 2007 model. Bu arabanın fiyatı gençler $4,900. $4,900. Yani burada bir adam, normal ortalama para kazanan bir adam 2 ayda böyle bir arabayı keş paraya alabilir. Yani burada eski araba dediğim gibi çok aşırı ucuz. Şurada bir tane araba var, Toyota'nın. Biraz haşatı çıkmış ama fiyatı yani 2900 civarı. Tabi bunları her zaman pazarlık yapabilirsin. Yani 2500'e falan verme ihtimalleri var. Mesela Toyota Eco'ymuş, bu çok az yakıyor. Yani Amerika'da böyle bir araba niye alınır? Tabi o da ayrı bir soru. Yani benzin zaten çok ucuz. Ya burada insanlar pahalı diyor da. Hayır. I'm just looking at the car. Is it okay? Yeah. Okay. Busy? Yeah. Çok dandirik bir araba. Gördüğünüz gibi içi. Yani çok basit. Hiçbir özelliği yok ama sadece Toyota diye satılıyor ve Toyota diye tutuluyor. Ama tabii fiyatı aşırı astronomik bence. $2,900 yani. Zannetmiyorum bu fiyata bunu satabileceğini. Neyse, burada daha el ayağı düzgün bir araba var. Saturn. Bu araba Amerikan arabası diye biliyorum. Bunun bazı modelleri Opel'lere çok benziyor. Daha doğrusu Opel Astra'nın aynısı. Opel'le birlikte üretiyorlar diye duymuştum. Çünkü kasası falan her şey aynı. Gördüğünüz gibi biraz arkada bumperlarda sıkıntıları var. Şuralarda. Ama büyük bir araba. Yani şu yandaki Toyota'ya göre bayağı büyük bir araba. İçine bakalım. İçine bakarsanız tabii daha haysiyetli. Direksiyonda bir iki özelliği var. Büyük ihtimalle şu cruise control. Şu da evet, sadece cruise control var direksiyonunda. Yani diğerine göre daha diri bir araba. En azından jantları falan çelik. Yeri tamamen plastik her şeyi. Tamamen Toyota diye adamlar 2000 küsüre kaptırıyorlar. Şimdi burada 2011 var. Daha yeni bir Ford var. Fiyatı 4500 diyor. Yine bu çelik jant. Başka neyi vardır? İçerisi daha lüks bir şey. Yani bayağı bir lüks diğerlerine göre. Fiyat da tabii ona göre pahalı. Ford Focus'muş 2011. 2011 Ford Focus. Şimdi önden de göstereyim. Bu diğerlerine göre çok çok temiz ama 4500 sanki biraz
Buna çok gibi olmuş. Tabii bunlar dealer fiyatları. Pazarlık yapılabilir. Pazarlık yapılabilir. Bakın şurada en favori arabaların bir tanesi var. Amerikan arabası Buick. Çok lüks bir araba. 2.995 dolar diyor. Bu Amerika'nın lüks arabalarından bir tanesi. Gerçekten adamlar çok konfor yapıyorlar. Görüyorsunuz çelik jantlar. Çelik değil de çelikten daha kaliteli. Direksiyonuna bakarsanız hemen hemen her şey var. Her özelliği var. Zaten bunun Amerikan arabası olduğu için genelde her özelliği olarak geliyor. Hani öyle en base modelleri bile genelde çok lüks oluyor. Lacrosse CX. Bunun, aslında ben bu arabanın aynısını kiralamıştım. 2006-7 yıl önce. Gerçekten harika bir araba. Çok konforlu. Uzun yol gitmiştim. Yani birkaç gün kiralamıştım. Müthiş konforlu bir araba ve fiyatı gördüğünüz gibi. Yani bir insan burada bunu tek maaşıyla çok rahatlıkla alabilecek durumda. Yani şu arabayı Amerika'ya gelen, tabii hani yeni geldiysen belki 2 ayda alabilirsin. Ama normal birkaç yıldan beri buradaysan çok rahat bir insan 3000 dolar para kazanabilir. Yani 3000 dolara böyle bir araba çok rahat alabilirsin. Yine burada Ford Focus var. Adam burada tabii bindirmiş fiyatı 2300 diyor. Bu eski bir Ford Focus. Tek kapılı spor. Benim ilk Amerika'daki arabam bu arada bunun aynısıydı. Beyazıydı. Ama çift kapılıydı benimki. Spor değildi. Ama bu kasaydı. Ben de işte bu fiyatı almıştım. 2300-2500 civarını almıştım. 2007 yılında. Geldim işte 1-2 ay sonra. Öğrenciyken böyle bir araba aldık işte. Yani 300-500 bende vardı. Sağdan soldan da işte borç buldum. Onlara ayda 300-300 ödedim. Öğrenciyken böyle bir araba almıştık. Tabii Türkiye'de öğrenciyken böyle bir arabaya, yani tabii baban zenginse alırsın. Evet, burada bir tane daha Chevrolet var arkadaşlar. Full Power yazmış. 2900 2995 diyor fiyatına. Bence bu araba için değer. Neyse, yanındakine bakalım. Bu da 2400 diyor. Vos. Yani normal idare eder bir araba. Lastiğinde bir sıkıntı var. Şurasında bir sıkıntı var. Bilmiyorum nedir. Normalde değil de bilemeyeceğim. Klasik tek kapılı. Normal bir bayan arabası. İki çok klasik Vos. Arkadan göstereyim bir de. Tabii arka adamlar şey takmışlar. Film takmışlar ve onlar şişmiş, bubble olmuş. Onların çıkarılması lazım. Çok fena bir araba değil. Bir cilalanması lazım. Parlaması lazım. Şu bubble olan şeyleri çıkarırsanız yani basit bir bakımla güzel bir hale gelebilir gibi gözüküyor. Fiyatı sanki normal böyle bir araba için. Bu çok aşırı pahalı değil. Ya buna güzel bir dış bakımı, iç bakımı yapacaksın. Bir 500 dolar daha para harcayacaksın. Güzel 3000 dolar, yani sağlam güzel bir bayan arabası olabilir. Neyse gençler, burada epeyce bir araba var. Şimdi burada saatlerce kalamayacağım. Ama başka bir zaman size daha değişik arabalar videosu çekmeye çalışırım. Ama bugün de 5-6 tane en az, hatta 6-7 tane araba videosu gösterdim. Güzel arabalar var. Fiyatlar gördüğünüz gibi, yani kullanmış biraz, hani 6-7 yaşlarında genelde ya da 10 yaşlarında arabalar. Fiyatlar 2000-3000 arası değişiyor işte. 2200'den 2900. Şu tabi biraz pahalı. Şu Ford Focus o 2011. Mileage de düşük onun. O yüzden biraz pahalı. Neyse gençler, bugünlük de bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.